Kerem'in Beşiktaş'a Göztepe karşılaşması kazanıldı. 3 maça 7 puan sığdırıldı. Ama işte dün akşam Göztepe maçında bir Göztepe gördük. Neredeyse 50'ye yakın kez, 45'ti yanılmıyorsam, Beşiktaş ceza sahasına girdi. Pozisyonlar buldu. Beşiktaş kazandı. Daha kapasiteli oyuncuları bitirici vuruşu yapabildiği için 3 maçta 7 puanda bir anda Önder Hoca'ya çok daha sempatik, çok daha umutlu bakılmasına yol açtı. Önder Hoca'yla sezon bitirilebilir mi? Hatta Önder Hoca'yla gelecek sezonlara yatırım yapılabilir mi? Yoksa bu kısa vadeli başarıdan bir uzun vadeli çıkarım yapmak mümkün değil mi? Ne düşünüyorsunuz? Efendim, orada da yine evvela başkanı düşünüyor. Ahmet Nur Çebi'nin kafasında Önder Hoca yok. Açıklamayı dinlediniz mi maçtan sonra, bir basın toplantısı yaptı? Efendim, o açıklama. Önce şansı onun dedi ama. O açıklamaların hepsi rüzgara göre politikacı açıklamalar. Hmm. Ben Ahmet Nur Çebi başkanı tanıyamıyorum. Bir Beşiktaşlı olarak çok iyi tanıdığımı zannettiğim başkanı tanıyamıyorum. Fikret Orman'ın bıraktığı Beşiktaş'a kimse sahip olmak istemiyordu. Başkanlık için kime gittiyse Beşiktaş'ın ileri gelenleri hep red cevabı aldı. Ahmet Nur Çebi Beşiktaş sahipsiz kalamaz diye bağırdığında oradaydım tesadüfen. Eline taşının altına Beşiktaş sahipsiz kalmadı diye koydu. Ama şimdi gördüğüm Ahmet Nur Çebi başkanlığın tadını almış. Her gün manşetlerde adını görmeye, televizyon ekranlarında hoşlanmış bir, tamamen bir politika cihazıyla konuşmuş. Kafasında bir isim var, biliyorum. Herkes de biliyor. Evet. Şimdi 3 maçta 7 puan almış ve tribünlerin alkışını kazanmış. Teknik direktör görevden alır. Kafasındaki ismi getirse. O görevden aldığı Önder Hoca hep Damokles'in kılıcı gibi tepesinde duracak. Getirdiği yeni hoca tık etti mi? İyi giden hocayı niye aldın? Adamını getirmek için oklar doğrudan Çebi'ye yönelecek. Onun gayet de farkında. Onun için şimdi hemen o adamını getirmek yerine hele bir duruma bakalım gibi yuvarlak ortadan politik lafları. Medya günlerce şu geliyor, şu geliyor diye yazarken ağzını açıp bir tek laf etmedi. O sırada Beşiktaş maç oynuyor, sahada da bir adam var. Medya tartışıyor, başkanla çıt yok. Ya bir açıklama yap. Beşiktaş sahipsiz kalmaz dedin ya. Yine öyle başlamaz. Taraftar merak etmesin. Beşiktaş sahipsiz kalmaz. Şimdi sezonun ortası. İyi bir seçim yapmak çok zor. Mevcutlardan birini almak durumundayız. Oysa ben Beşiktaş'a en iyisini getirmek istiyorum. Bana güvenin arkadaşlar. Dahi demedi. Getirmiyor. Ama hiç tamir etmediği bir şey oldu. Önder Hoca başarılı oynadı. Futbolu da başarılı oynadı. Yani sade sonuç almak değil. İyi top oynamaya başladı işte. Bugüne kadar bunları kim almış, bunlar Beşiktaş'ta nasıl oynar dediğim adamlar bile canavar gibi oynamaya başladılar bir de.
O zaman yeni bir hocadan bahsedemez. Bu kalacak da diyemez. İlk şans hocamızındır, bakacağız dedi ama bir tane Konya maçı var. Arada sadece Konya deplasmanı var. Hani neye bakılacak? Konya maçının sonucuna göre mi belli olacak? Tabii. Türkiye'de her şey sonuca göre değil mi abi? Skor yazarları sayfaları var ya arkadaşlar. Tribünleri de o sayfalar yönetmiyor mu? Süper Kupa'ya da hocamızla çıkarız herhalde dedi ama yani. Konya Spor maçı önemli maç. Tabii. Konya Spor Türkiye'deki en iyi top oynayan takımlardan birisi. İlhan Hoca'nın da hakkını teslim etmek lazım. Çok iyi iş çıkartıyorlar bu sezon. Tabii. Yani şu anda da gayet iyi oynuyorlar. Beşiktaş'ın oynadığı derbi maçlarından zor maç. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Beşiktaş maçlarından zor maça çıkıyor. Rozier'de yok. Evet. Yani hemen cumartesi günü yeni hafta başlayacağı için yoğun da bir trafikte tabii oynanacak. Pazartesi o maçta. Pazartesi akşamı. Hafta içinde kupalar var. Sonra Süper Kupa var. Takvim yoğun. Şimdi haftalar geçiyor. İlk yarının sonuna geldik. Hep şunları söyledi Trabzonspor'u takip eden İstanbul'un üç büyüğü. Daha çok hafta var. Daha köprünün altından çok sular akar. Ama işte kimisinden 21, kimisinden işte 15, 17 yani önemli puanlarla önde üç büyüklerden. Konyaspor'un en yakın rakibinin 9 puan önünde ve Trabzonspor belli bir standardı koruyarak eksilen oyuncuları oluyor, sakatlar oluyor ama bu Abdullah Avcı'nın oyunu denen bir oyunu da sahaya yansıtmayı başararak emin adımlarla haftalara eritiyor birer ikişer ve zirvedeki yerini aynı şekilde koruyor. Çok erken mi Trabzonspor bu yolu hani kestirme yapması, Mart'ta Nisan'da mutlu sona ulaşması, bunları konuşmak için erken mi gerçekten? Şimdi şöyle, bu fark matematik olarak kapanmayacak bir fark değil. Matematik tabii. Ama şimdi bir bakalım. Trabzon maçlarında şu hisse hiç kapılıyor musun? Bu takım, bu futbolcu biz artık şampiyon olduk nasıl havasında oynuyor mu? Yok. Trabzon her maçı sıfır gibi oynuyor. Lig yeni başlıyor gibi oynuyor.